Herkese merhaba. Bugünkü konuğum dış politika uzmanı Ömer Murat. Ömer Bey merhaba. Merhabalar Erkan Bey. Ömer Bey, Rusya gündemde bunu ve Türkiye ile olan ilişkisini, benzerliklerini biraz konuşmak istiyorum sizinle. Şöyle ki, tek adam rejimleri ve bunların kaçınılmaz akıbetleri, benzer noktalarını konuşmak istiyorum. Çünkü Rusya çok ciddi bir örnek olarak karşımıza çıktı. Wagner, işte 25 bin kişilik özel ordusuyla, paralı askerleriyle birlikte Putin'e kafa tuttu, rejime kafa tuttu. Bütün dünya ayağa kalktı. Darbe mi oluyor dedi. Gizli bir anlaşma yapıldı vesaire vesaire. Fakat çok garip şeyler yaşandı. Burada şuradan başlayayım. Putin, tek adam rejiminin lideri Putin, o dev, güçlü Putin meğerse kağıttan kaplan mıymış? Yani nasıl oldu da bir işte 25 bin kişilik bir ordunun lideri kafa tutabildi? Bu bana biraz Sovyetler Birliği'nin son dönemindeki pırpırlı uçakla Kremlin'e, Kızıl Meydan'a inen olayı hatırlattı. Meğerse hava sistemi bilmem nesi, o korumalı Sovyet diye bir şey yokmuş. Kağıttan kaplanmış meğerse falan. Ne diyorsunuz? Bu Putin ve bir şişirme bir balon muymuş? Sistem kof muymuş? Bir kişi her şeyi alt üst edebiliyor muymuş? Otokratik rejimlerde böyledir bu. Yani dışarıdan çok güçlü gözükürler. Fakat otokrat devleti zayıflattığı için hiç beklenmedik anda bir askeri, ekonomik, siyasi kriz yaşanır ve o sistem temellerine kadar sarsılır. Ve bunun tarihte pek çok örneği vardı. Şimdi de yeni bir örneğine rastlıyoruz. Neden böyle olur? Yani şimdi bu krizin merkezindeki Wagner, işte özel ordu. Niye bir ülke böyle bir özel orduya ihtiyaç duyar ki? Yani kendi düzenli ordusu var iken niye Ukrayna'da Rusya'nın, o da Rusya düzenli ordusu da savaşıyor ama en önde yer alan bu Wagner birlikleriydi. Şimdi düzenli ordunun dışında böyle bir şeye neden ihtiyaç duyulur ki? Ya bunların hepsine baktığınızda burada otokratın kendini sağlama alma, güvenlik bürokrasisini parçalı tutma, istihbarat bürokrasisini parçalı tutma arzusuyla ilişkili olduğunu Ama bu göreceğiz. Amerika'da bunu yapıyor. Blackwater şirketi özel orduyla savaştı Irak'ta. Yani devletler artık özel orduya doğru geçiyor. Profesyonel askerlere doğru geçiyor. Mehmetlerle bu işin savaşılmayacağını, yüksek teknoloji meselesi, beyaz yakalı askerler söz konusu biraz da. Yani öyle köyden topladığın Mehmetlerle bu işler olmuyor. Yani profesyonel artık hukuken de sıyırıyor devlet kendini bir şey olursa. Yani bu açıdan baktığımızda aslında şöyle, profesyonel ordu ile özel ordu arasında bir fark var. Yani profesyonelleştirmesi ordunun, yani işte böyle 18 ay asker alıyorsunuz, biraz silah kullanmayı öğretiyorsunuz, onu cepheye sürüyorsunuz. Tabii ki artık o geride kaldı. Eğer vatandaşınızın canı çok ucuz görmüyorsanız, onları böyle cepheye süreriz, ölen ölür diye bir endişeniz yok. Her vatandaşınızın canı değerliyse ve tabii ki artık günümüzde yüksek teknolojinin geçerli olduğunu dikkate alarak yetişmiş askerlerle, subaylarla bu işi yapmayı önemsiyorsunuz, tabii ki profesyonelleşmeniz lazım. Ama özel ordu, o sizin o Amerikan örneğinde olduğu gibi, genelde özel orduya başvurduğunuzda aynıdır. Amerika'da da aynı sıkıntı vardı, bu Rusya'da da aynı sıkıntı var. Hukukun dışına çıkmak arzunuz vardır. Hukuk dışı işler yapmaya çalışıyorsunuzdur. Amerika orada Irak'ta düzenli orduya yaptırtamayacağı şeyleri böyle bir özel ordu aracılığıyla kendisi sorumluluk almamak için yaptırdı ve Irak'ta bunun acı bedellerini ödedi Amerika. Hala ödüyor ve ödeyecek. Aynı şey şimdi Rusya için de geçerli. Mesela Wagner niye böyle bir kuruluşa ihtiyaç, böyle bir şirkete ihtiyaç duyuyor? Mesela Afrika'da oradaki ki otokratlarla anlaşmalar yapıyor. O ülkenin madeniyle ilişkili anlaşma yapıyor. Diyor ki bu madenin dörtte biri bana ait. Bu petrol kaynağının dörtte biri bana ait diyor. Ve oranın korumasını ele alıyor. Hem de otokratın kendi özel korumasını ele alıyor. Mesela Suriye'de Esad rejimiyle Wagner bir anlaşma yaptı. Her yeniden ele geçirdikleri doğalgaz, petrol merkezi için oranın dörtte bir gelir kaynağını Wagner alıyordu. Bu para da doğrudan Putin'in kullandığı bir paraydı. Otokratlar böyle bu tip kaynakları çok önemserler. Aslında yani Wagner şirketi, Prigozhin, Putin'in yakın adamı.
Yani Kesinlikle. Putin'in, yani şirket belki de Putin'in. Yani öyle mi? Yani çünkü yakın aşçılığını falan yapıyordu, garsonluğunu yapıyordu bu adam Prigojin. Putin'i, ve Yani sonra restoran açmış. Putin her zaman gelirmiş, gidermişleri birdenbire yürü ya kulum olmuş. Özel ordunun işte başına getirilmiş deniyor. ve düşünün şimdi, yani Ukrayna'ya gelecek olursak, Ukrayna'da Rusya yani çok büyük ciddi bir savaş veriyor. Batı ile yaka paça olmuş durumda. Şimdi bu kadar ciddi bir savaşta ön cephede bu şirketi ve bu şirketin başında asker kökenli olmayan, sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi işte lokantalar zinciri vardı. Putin'e çok yakındı. İşte devlet başkanları şeyinde işte şarap sunarken, yemek sunarken fotoğrafları var. Böyle bir adamı geçirmişsiniz başına. Şimdi de o adam Rusya adına savaş yürütüyor. En ön sırada Rus halkının ondan takip ediyor savaşı işte bu sosyal medya üzerinden. Şimdi yani burada bir gariplik yok mu? Sizin Genelkurmay Başkanınız var, sizin Savunma Bakanınız var, ordu komutanlarınız var, düzenli ordunuz var. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorsunuz? İşte orada o tek adam rejiminin şeyi geliyor. Yani bir örnek daha vereyim. Ben Libya'da görev yaptım Kaddafi döneminde. Şimdi Kaddafi orduyu parçalı tutmayı çok önemserdi. Mesela çok bir şey manidar bir örnek. Mesela birinci ordu diyelim, oranın birinci ordusu kamuflaj giysilerini İtalya'dan alırdı. Diyelim ki ikinci ordusu da başka bir ordusu da kamuflaj giysilerini Türkiye'den alırdı. İki tane, yani ikisi de Libya ordusu, kamuflaj giysileri farklı. Neden? Çünkü Kaddafi onların birbirinden bağımsız olmasını istiyor. Birbiriyle koordine olmasını istemiyor. Bir kendisine karşı bir darbe yapabilirler endişesi taşıdığından. Şimdi hep böyle endişeler ve böyle şeylerden dolayı, kaygılardan dolayı otokrat dışarıdan baktığı vakit böyle istikrar vaat eder, güçlü devlet vaat eder. Aslında o devleti içerisindeki özellikle güvenlik ve istihbarat bürokrasisini parçalı tutarak, zayıf tutarak ve kendi etrafında bu tip oluşumları destekleyerek o devleti zayıflatır. Ve bu hiç beklenmedik bir anda, beklenmedik bir kriz sırasında ortaya çıkar. Yani otokratik rejimin çözümleri şöyle. Şimdi diyelim işte bu bardağı böyle sakin bir şekilde tutarsanız, bunu saatlerce tutarsınız ve elinizden bırakacağınız zaman rahatlıkla da bırakırsınız. Otokrat bunu böyle sımsıkı tutar. Sımsıkı tutunca dışarıdan bakanlar, aa ya kesinlikle bu adamın elinden bunu kimse alamaz. Bu iktidarı bu adamın elinden kimse alamaz derler, ama bilirsiniz ki böyle bir şeyi sımsıkı tuttuğunuzda kaslarınız iyice gerilir ve hiç beklenmedik şekilde böyle istemsiz bir şekilde bardak elinizden düşer ve kırılıverir. Biraz bu böyledir. Yani onların bu iktidara sarılmakta gösterdikleri hırs aslında bir zayıflığın belirtisidir özünde. Aslında Prigojin, hani dediğiniz gibi asker falan değil. Bu konuyla ilgili bir uzmanlığı yok. Uzmanlık alanı restoran kurmak, aşçılık, garsonluk uzmanlığı. Ama Putin'in yakını, sadık adamı, güvendiği adam, beraber ticaretlerini yapan adam. Yani özel ordu üzerinden kazanan adam. Şimdi o sebeple yani İşin ehline verilmemesi, sadece sadıklar, o da sadığın ne kadar sadık olduğunu da bu rejimde şeyde, bu olayda gördük. Tabii. Yani otokratın temel meselesi bu mu oluyor? Yani kardeşim, benim güvendiğim adam olsun, çamurdan olsun, işin ehli de olması da gerekmiyor. Bu mudur? Evet ve bana evet efendimci. Yani bana devamlı tabii ki efendim. Ve benim söylediğim fikirlerin devamlı doğru olduğunu söyleyen, duymak istediğim fikirleri bana söyleyen, duymaktan rahatsızlık duyduğum fikirlerle karşıma gelmeyen. Şimdi yani Rusya'da bu askeri açıdan böyle bir kalkışmayla, böyle bir askeri içi bir isyanla ortaya çıktı. Ama Türkiye'de de bunu görüyoruz. Asker açıdan da görebiliriz Türkiye'den. Yani bunu bilemezsiniz ama şu an ekonomik açıdan görüyoruz. Ne dedi Erdoğan? Yani bir şey var, basit bir ekonomi kuralı var. Enflasyon yükselirken faizi indirirseniz enflasyon daha fazla azar. Faiz yükseltirseniz enflasyonu kontrol etmeye başlarsın. Hayır dedi Erdoğan. Böyle bir şey yok. Faizi düşüreceğiz. Faizi düşürünce enflasyon da düşecek dedi. Ya bu temel ekonomi anlayışına ters bir şey. Yani böyle üniversitelerden gidip rastgele 100 tane ekonomist toplayın. 100'ü de size böyle bir şey olmaz der. Ama Erdoğan bunları kendisine tabii ki efendim, olur efendim diyecek adamlar,
Yani şeyleri ekonomi idare etme tecrübesi olmayan, hatta yabancı dil bilmeyen. Şimdi siz ekonomi Türkiye gibi ülkenin başına bir ekonomi bakanı getirecekseniz, bunun dış dünya ile devamlı temas halinde olması lazım. Yabancı dil bile bilmeyen adamları getir. Neden? Çünkü o adamlar onu duymak istediğini söylüyor. Erdoğan işte faizleri düşüreceğiz, enflasyon da düşecek diyor. Ama ne oldu? Bakın, yani bu sırf bu yıl Türk lirası %28 değer kaybetti. Sırf bugün %3 değer kaybetti. Yani bu her zaman bunun neticeleriyle yüzleşilir ve bu o ülke için çok acı olur. Ve daha Türk nasıl ki şimdi Rusya'da Putin hala iktidarda gözüküyor ama bir şey ortaya çıktı. O çok güçlü iktidar, o hiç sarsılmayan Putin. Bakın bugün şu an Putin'in önümüzdeki baharda düzenlenecek olan seçimlerde aday olmaması için Rus eliti içerisinde tartışmalar yapan haberler var. Şimdi yani 2036'ya kadar bu adam ölmediği müddetçe 2036'ya kadar Rusya'nın başında dediğimiz bir adamı birdenbire en yakın adamı ayaklandı. Ülkeyi de rezil etti, kendisini de rezil etti ve çıktı Putin sabahleyin o vatan haini dedi ama bakın Wagner birlikleri Moskova'ya doğru ilerlerken 6 tane askeri helikopter düşürdüğü bildiriliyor. Bir tane askeri uçak düşürmüşler ve bir düzine Rus askerinin bu olaylarda öldüğü tahmin ediliyor. Siz bu adamı vatan haini diyorsunuz. Bu kadar olay akşama da adamı affediyorsunuz. Hiçbir şey olmamış gibi. Ve ordu Şimdi da yani aslında ordu pekala adamı 24 saat geçmeden bile ya yani bir saatte hava kuvvetleriyle darma duman edemez miydi Wagner'i? Demek tabii. orduda da bir otokrata karşı, Putin'e karşı bir duruş var demek. Yani şöyle iki tane ihtimal var bu bakıldığında. Ya Putin orduya dedi ki bunları yok edin. Çünkü siz sabahleyin vatan haini demişsiniz. Bir de Putin'in yani şey otokrat böyledir ya kendisine yönelik en ufak bir muhalefeti ihanet olarak algılar ve yok edilmesini ister. Yani hani o bir güç gösterisiyle ayakta kalır otokrat. Ama burada da onu yapmış olduğu tahmin ediliyor. Ordu onu dinlemedi. Ve ordu bu müdahaleyi yapmayarak ona ecel telleri döktürdü. Veyahut cesaret edemedi. Şöyle ki Prigojin çok popüler hale gelmişti. Asker arasında da şey onu bu şekilde yok etmenin onun başına daha büyük işler açacağını. Ukrayna Halk cephesinde çiçekler sunuyordu tabii. girdiği şehirlerde. Şimdi Erkan Bey şimdi ne deniyordu? Putin çok popüler bir lider, değil mi? O oylama işte yani zaten en yüksek oy oranlarıyla da işte Erdoğan'dan biraz daha fazla alıyor o. Oy oranlarıyla seçiliyordu. Putin ülkede çok seviliyor, çok popüler, herkes ona tapıyor, böyle deniyordu. Ya şimdi bu adam 1,1 milyon nüfusu bir şehre giriyor ve o gün Putin sabah televizyona çıkıyor diyor ki bu bize karşı ihanet diyor. Halk hiçbir tepki göstermiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani demek ki otokratların popülerliği de özünde çok abartılmaması gereken bir şey. Devlet sistemi zayıfladığında, bu kriz ortaya çıktığında, her şey bir anda görüldüğünde toplum rahatlıkla başka şekilde düşünmeye başlar. Bazen de bu abartılır. Propaganda makinesi çok şey işlediği için. Çünkü ben şunu biliyorum, ben bu Rus birlikleri Ukrayna'ya girdiği gün bir yazı yazmıştım ve o yazıda şey dedim yani hani Putin kazanamayacağı bir savaş başlattı diye. Orada dayandığım verilerden biri de bir Amerikalı bir Rusya üzerine çalışan bir enstitünün Rus halkı genelinde yaptığı çalışmaydı. Orada açık bir şekilde halkın Ukrayna ile savaşı istemediği gözüküyordu. Şimdi yani halkın bu kadar isteksiz olduğu bir yerde sizin böyle ne kadar şey olursanız, devlet aygıtını ne kadar kontrol ederseniz edin, ne kadar otokrat olursanız olun, ne kadar tek adam olursanız olun, savaşı bir de kısa zamanda bitiremezseniz iş başınıza sorunlar beklemeniz gerekir. Şimdi bu da öyle bir şey. Yani bu otokratların tek adamlı popülerlikleri de böyle bir anda hani kağıttan kaplan dediniz ya biraz öyledir. Çok kırılgandırlar aslında. Çünkü makul bir yani kuvvetler ayrılığı ilkesi, niye kuvvetler ayrılığı ilkesi var? Yani bu ilkeye neden icat etmiş insanoğlu binlerce yıllık tarihi içerisinde? Çünkü şunu görmüş, mutlak güç yozlaştırıyor.
gücün dengelenmesi lazım. Özellikle hukuk sisteminin işlemesi lazım. Baştaki insanın mahkemeleri kontrol edemiyor olması lazım. Bunu yaptığı anda sistem içten çürümeye başlıyor. Şimdi aynen Sistemin Rusya'da olan çürümesi. şey o. Denetim mekanizmaları çalışmıyor ve bir anda o dışarıdan böyle çok heybetli görülen, güçlü görülen sistem bir anda böyle bir rüzgarın savrulması gibi veya böyle bir taştan heykelin bir çocuğun taş attığında kırılması gibi böyle küçük bir hadise gibi gözüken bir hadisenin büyümesiyle birden kontrolden çıkabiliyor. Tabii aynı işte yani o Sovyetlerdeki pırpırlı uçak gibi Kızıl Meydan'a o çocuk gencecik bir çocuk inivermişti. O efsane hava savunma sistemi falan hepsinin köfte olduğu ortaya çıkmıştı. Sovyetlerin şeyin artık Abbas yolcu olduğunu işaretiydi. Burada bu olayda Putin'in yani Prigojin'de o pırpırlı uçak mı artık şeyin sallandığı anlamına gelir mi Putin rejiminin? Çok yani burada Putin çok ağır bir darbe aldı. Açıkçası yani eğer o ilk ordu Putin'in bunları hani şey yapın yok edin emrini dinlemediyse, buna rağmen de bir darbe yapmadıysa, bu bence Ukrayna enkazını üzerine almak istemediklerini. Yani şu anda Putin'i koltuğundan kaldıracak kim olursa olsun Ukrayna enkazını üzerine alacaktır. Yani diyecektir ki şey bu yenilgiyi halka açıklamak durumunda kalacaktı. Şimdi Wagner neden önemliydi? Şimdi önce bu Çeçenleri sahaya sürdü hatırlarsanız. Başka etnik azınlıkları sürdü Rusya'daki. Halkı siz cepheye sürdüğünüzde yani Slav Rus halkı o zaman o cenazeler gelmeye başladığında sıkıntılı olur. Onu istemediğinden Putin bu sefer Wagner'i sürdü. Wagner ne yaptı? Gitti hapishanelerden tutukluları topladı. Onlarla cephede savaşıyordu. Şimdi artık bu da işlemiyor. Çünkü bir hata yaptı Putin. Batı'dan hiçbir destek almadan bir savaş başlattı. Yani Batı'ya karşı bir savaş başlattı. Bunun hiçbir şeyi yok. O retoriği boş verin. Yani burada bir Batı sistemini, Batı liderliğindeki uluslararası sistemi sallama arzusu var. Ama biz baktığımız vakit Rusya tarihinde Rusya'nın Batı'dan bir müttefik bulmadan bir savaş başlattığı örnek yok. Yani burada böyle paldır küldür, hesapsız, orada da danışmanlarının iyi olmadığı, etrafında sadece kendisini duymak istediğini söyleyen adamların olduğunu zaten hissetmeye başlamıştık. Şimdi de bu kadar tabii Ukrayna muazzam yardım alıyor Batı'dan. Bu savaşı kazanmak kolay değil. Şimdi şu aşamaya geldi. Topyekün bir savaşa geçecek. Topyekün seferberlik ilan edilecek. Bu da bir zaten kardeş kavgası başlatmışsınız Ukrayna'da. Yani bir kardeş halk normalde. Bu daha da işleri kötüleştirecek. O tam o noktada yaşandı bu. O Şimdi yüzden bence şu anda da kimse pek yerine geçmek istemez ama ona gösterdiler. Yani gerekirse neler olabileceğini. Hala mesela benzerlikler bugün çıkıp bir yani şey tek adam söylemiş değil. evet tek adam rejimi ile alakalı benzerlikleri konuşuyorduk. Yani Türkiye ve Rusya benzerliği. Evet, sistemin koflaşması, denetim mekanizmalarının dediğiniz gibi işlememesi karşısında sistemin olduğu gibi yani bir devletin aptallaşması. Sizin bir yazınızda da belirttiğiniz gibi. Yani böyle bir şeye doğru gidiyor. Şimdi siz biraz önce çok ilginç bir şey dediniz. Dediniz ki aslında otokratın, o liderin, o imajının, o pırıltılı, güçlü imajının da aslında abartılı olduğu da çıkıyor karşımıza bu tür şeylerde. Bu Türkiye için geçerli mi? Yani Kesinlikle geçerli. geçerli diyorsunuz. Yani buradaki olay yani biraz da Erdoğan'ın o güçlü şeyi, imajı biraz abartılı mı siz buluyorsunuz? Ya şimdi bir insan popülerse, o kadar popülerse, hani aynı şey Putin için de geçerliydi. Şimdi böyle hep parti oylamalarına bakıyor. Zaten hani Türkiye'de muhalefet iki sıkıntısı var. Bir, muhalefet iyi bir strateji geliştiremiyor. İyi bir adayla ortaya çıkamadı. Onun dışında da şunu da söylememiz lazım. Geldiğimiz aşamada Erdoğan'ın kaybedeceği bir seçim düzenletme ihtimali de yok. Yani muhalefetin zaten hareket ettiği alan da çok dar bir alan. Şimdi yani böyle bir yerde toplumsal memnuniyetsizlikler, toplumsal muhalefet nasıl kendini ifade ettirecek siyasi sistemde? Kapatmış hepsinin önünü. Öyle olunca da propaganda makineleriyle yani %90 televizyonları kontrol ediyor. Her şeyi istediği gibi yapıyor. O zaman burada daha böyle incelikli araştırmalarla bunu görebilirsiniz. Benim hep söylediğim şey bu. Ya bu ülkedeki gençlerin 18 ile 35 yaş arasındaki gençlerin %70'i yurt dışına çıkmayı hayal ediyor. %80'i ülkenin gidişatından memnun değil. Ya şeyin hani Erdoğan'ın kendi tabanının
Erdoğan'ın hani muhafazakarlar arasında olan şeylerde Erdoğan'ın neyinden memnun değilsiniz diye sorulduğunda %40 küsürlere yakın insanlar fazla yalan söylemesinden bahsediyor. Ya Şimdi. bunu böyle uzayıp gidebilir. Ya ülkenin en büyük sorunu ekonomi iyi yönetiliyor mu diyor soruyorsunuz. %60'lara varan şeylerde hayır yanıtları Peki alıyorsunuz. buradaki Rus Bunun ismi toplumuyla popülerlik. Rus toplumu da Türkiye toplumu arasını kıyaslamasını yaparsak iki otokratın yönettiği iki toplum. Orada otokratına kafa tutan silahlı güce karşı halk çiçek sunuyor. Su veriyor oradaki askerlere. Bunu yapıyor. Şimdi Türkiye halkı bunu yapar mı? Biraz önce dediniz ya, şimdi Türkiye halkı ne yapıyor? Çekiyor, gidiyor kardeşim. Ya bunun yani değişmez bu diyor. Şimdi Rus halkının tarihine baktığımızda isyanlarla dolu ve tarihin en büyük devrimini yapmış bir halk bunlar aslında. Yani sürekli kıpır kıpır bir toplum, öyle değil mi? Yani şimdi dolayısıyla Rus halkının otokrata karşı duruşuyla Türkiye halkının otokrata karşı duruşu aynı mı? Belli açılardan aslında benzer. Yani hep benzetilir. Yani bugüne kadar bu bahsettiğim, yani benim size bahsettiğim halkın büyük kısmı savaşa karşı ama fazla bir protesto gösterisi görmüyorduk. Protesto gösterisi yapanlar tutuklanırken buna karşı çıkan, buna destek veren halkın sayısı da azdı. Ama işte ne oldu? Bir adam ortaya çıktı. Bu adam açıkça Genelkurmay Başkanlığı'na, Savunma Bakanlığı'na ağza alınmayacak şeyler söyledi. Ondan sonra da bir şehri ele geçirdi. Yani merkezi hükümete karşı çıktı. O zaman hani ilk defa o zaman ortaya çıktı bu memnuniyetsizlik. İlk defa o zaman gördük insanların savaşın yürütülme şeklinden çok rahatsız olduklarını, Putin'in aslında o kadar da desteklemediklerini, işte o çiçekler verilirken gördük. Toplumla yani bizim bu tip bir Türk ve Rus toplumları ya bunlar birazcık şeyi beklerler, fırsatı beklerler. Bir fırsatın ortaya çıkmasını, bu tepkiyi kanalize edebilecekleri, verebilecekleri anın ortaya çıkmasını beklerler. O anda mutlaka gelir. O an geldiği vakit biz o toplumun içerisindeki o memnuniyetsizliği, muhalefeti hissederiz ve birdenbire ortaya çıkıverir. Toplumun Yani şeyi akacağı bir zaten yer lazım. Yani orada birinin çıkması ve tetiklemesi gerekiyor demek ki. evet, mesela o yüzden mesela şimdi birazcık konuyu dağıtmak istemiyorum ama mesela popüler bir lider olsaydı neydi mesela? O yüzden ben önemsiyordum. Yani İmamoğlu, Yavaş bunlar anketlerde %54-55'lere çıkan isimlerdi. Belki toplum ha bu adam bir rüzgar estiriyor. Bunun desteklemeliyiz diye bir havaya girebilirdi. İşte o zaman işler karışabilirdi. Toplum o rüzgarı görmediği vakit ya bu adam kazanamaz dediği vakit o zaman işte o an henüz gelmemiş gibi görüyor. Ve işte şeyde bir de yani sadece nasıl diyeyim buradaki başka çıkarlar da söz konusu. Yani mesela bu istikrar. Aynen Putin de öyle. Yani Putin giderse Sovyet sonrası döneme döneriz. Aynı Erdoğan da öyle bir şey var. Yani Putin'i devletin istikrarı olarak görme. Şimdi Erdoğan da bunu oynuyor. Bakın ben olmazsam karışıklık olacak. Ekonomi belki evet ben getirdim bu durumu ama ben gidersem daha da kötü olacak. Şimdi toplum ya bu adam giderse daha iyi olacak noktasına geldiği anda o zaman hemen şeyler hiç beklenmedik gelişmeler birbirini tetiklemeye başlıyor. Bu her şey olabiliyor işte. Bakarsınız parti içerisinden bir ayak. Hiç beklemezsiniz. Şimdi bekler miydiniz? Ben hani öyle dedim. Geçen sene ben beyaz bir küreden baksam deserim ki Prigojin Putin'e karşı ayaklanacak diye. Şimdi size böyle program yapsaydık, böyle şeyler iddia etseydim. Size diyeceklerdi ki ya bu adam kafayı yemiş yani affedersiniz. Yani bu ne? Aslında Saçma sapan Prigojin şeyler söylüyor. Putin'e karşı dolaylı ayaklandı aslında. Yani Savunma Bakanı Şoygu'ya karşı ayaklandı. Bana destek vermiyor diye, ama kurulu düzene karşı çıkmış olması cihetiyle Putin'i dolaylı olarak kafa tutmuş oldu. Öyle değil mi? Tabii ya bu başkente yürüyor. Yani bütün sistemi alt üst ediyor. Yani şey yok. Türkiye'deki benzerini yapalım. Diyelim Suriye'de bir şey Sadat diyelim Suriye'de bir İdlib'de bir şeyler yapıyor. Sonra kızıyor Genelkurmay Başkanı'na doğru aynı doğru yürüyor. Ya bu Erdoğan sabahleyin diyelim çıkıyor bunları vatan haini ilan ediyor ama hiçbir şey olmuyor. Sonra da affediyor. Aynı durum yani. Yani böyle bir durumda Erdoğan'ın imajı içeride nasıl sarsılırsa aynı şey Putin için de geçerli. Yani burada bu Prigojin isminin böyle bir şey yapabileceğini biz hani geçen yıl bunu konuşsaydık
Herkes ya sen hayal görüyorsun derdi. Ama oldu. Onun gibi yani iş o noktaya geldi vakit toplumda ya bu adam giderse ülke için daha iyi olacak, daha istikrar olacak dendiği vakit onun nereden tetikleneceğini Birinin bilemezsiniz. çıkması Yani bir gerekiyor tabii. yerden mecliste bir şey olur, parti içerisinde bir şey olur, böyle güvenlik güçlerinden bir şey olur. Yani onu tahmin etmek zordur. Ama bunun böyle olacağını, yani bunun böyle olacağını öngörmek mümkündür. Yani daha bu Ukrayna Savaşı başlarken ve gene o ay içerisinde yani 40 gün falan geçmişti. Yazının başının biri Putin'e karşı bir darbe olur mu şeklindeydi. Bu yani tahmin edilebiliyordu. Ukrayna Savaşı'na ya galip gelecekti ya yenilecekti. Bakıyoruz bu bir yani 50-50 derler yani bir %50 ihtimal. Yenilirse ne olacak veya bu savaş uzarsa ne olacak? Rus tarihine baktığımızda o tip durumlarda askeri darbelerle karşılaşıyoruz, ihtilallerle karşılaşıyoruz. O yüzden bunu tahmin etmek mümkün Orada değil ama dediğiniz bunu gibi bir Prigojin'in lider yapacağını tahmin çıkıyor. etmek imkansız. Rusya'da da öyle oldu işte. Bir lider çıkıyor mesela. Halkın akışı yok. İşte Lenin çıkıyor ortaya. Mesela Petersburg'da yaptığı konuşmayı hatırladım şimdi meydanda. Yoldaşlar diyor dün erkendi, yarın çok geç, bugün diyor. Görüyor toplumdaki hoşnutsuzluğu ve saraya yürüyor. Bütün şeyle oradaki dinleyenleriyle peşine takılan insanlarla birlikte ve devrimi Ekim devrimini gerçekleştiriyor. Yani birinin de o hoşnutsuzluğu yönlendirmesi illaki gerekiyor. Şimdi programımızın sonuna doğru geliyoruz Ömer Bey. Şimdi Sadat meselesiyle alakalı benzerlikler kuranlar oldu. Bu Wagner'le Sadat konusu benzer mi? Hani siz ne diyorsunuz? Yani Sadat ordusu Sadat ile Sadat ordusu var mı? Yok mu? Sadat Erdoğan ilişkisi, Wagner Putin ilişkisi açısından baktığımızda benzerlikler ve ayrışmalar var mı? Bence benzerlik yani çıkış noktası bakımından birbirinin neredeyse aynı. Bu soruyu soralım. Siz Sadat gibi bir oluşuma neden ihtiyaç duyuyorsunuz? Bu Sadat'ın başkanı malumunuz Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanları arasındaydı. Yani böyle bir şeye neden ihtiyaç duyuyorsunuz? Şurada Aynı ihtiyaç nedenle olmaz neden mı bu? yapıyorsunuz? Yani profesyonel eğitim veriyor dünyadaki ihtiyaç duyan devletlerin ordularına vesaire. Eğitim veriyor ve bundan da para kazanıyor. Savaş eğitimi veriyor. Yani bu bir ticari Şimdi şirket olamaz mı? bunu yani normalde bu eğitimler düzenli ordular arasında anlaşma yapılır. Mesela Libya'da da Türk ordusu geliyor. Mesela bize şu konuda bir şey yapın, bir eğitim verin. Karşılıklı bir askeri anlaşma imzalanır. Ve o askeri anlaşma çerçevesinde bazen mesela o subaylar gelirler sizin harp akademilerinde Türkiye bunları yapıyor. Bu bunun yanıtı değil yani. Hani burada başka bir şey var. Burada sizin bir yolsuzluk var. Hani ne işte Suriye'de alıyorsunuz şeyi, gaz merkezini, petrol merkezini. O kaynağın dörtte birini alıyorsunuz. O parayla bir şeyler yapıyorsunuz. Hem dünyada bir şeyler yapıyorsunuz, hem Rusya'da bir şeyler yapıyorsunuz. Bir. İkincisi de içeride kullanma. Yani içeride o güvenlik birimlerinden gelebilecek size karşı. Çünkü siz otokrat rejimi de hukuk dışına çıkartıyorsunuz. Kuvvetler ayrımını ortadan kaldırıyorsunuz. Bundan dolayı hukuk dışına çıktığınız vakit başkası da hukuk dışına çıkar. Elinde silah olan adam da hukuk dışına çıkar. Ondan korktuğunuz için ona karşı bir önlem olarak bunu düşünüyorsunuz. Ya ben açıkçası bu Sadat meselesinin Erdoğan'ın Wagner'den örnek almış bile olabileceğini düşünüyorum. Yani oraya bakıp da burada bir şey var. Biz niye bunu yapmayalım diye düşünmüş de olabilir. Ama boyut olarak, başarı olarak onunla kıyaslanmayacak kadar zayıf Sadat. Yani Wagner böyle Afrika'da yani Wagner çok şey muazzam bir yapılanma idi. Şimdi artık tasfiye edileceği anlaşılıyor. Onunla kıyaslandığında Sadat'ın o kadar bir gücü de yok, şeyi de yok. Yani bir noktada Erdoğan biraz onu sadece öyle yani Sadat şu an yurt dışında ne yapıyor? Yani benim görebildiğim kadarıyla çok ciddi bir faaliyeti yok Sadat'ın. Onu böyle sadece böyle içeride ihtiyaç duyulduğunda yani Erdoğan'ın bu seçimlere yönelik A, B, C planları vardı işçilerin. O planların bir yerinde duruyordu Sadat. O bakımdan bir benzerlik söz konusu. Ama o planı kullanmadığınız vakit siz de tabii görmüyorsunuz. Yani C planına gelinmediği vakit, işi A planında bitirdiği vakit o zaman onun Erdoğan'ın kafasından ne tür bir fonksiyonu olduğunu görmemiş oluyorsunuz. Şimdi şeyde olduğu gibi yani hani işte
Wagner normalde Afrika'daydı, Suriye'deydi, Libya'daydı. Putin'in kafasında Wagner'in nasıl bir misyon aslında olduğunu Ukrayna gelişmelerinde gördü. O Kırım'ın ilerisi sırasında kullandı. Ukrayna'nın o Donbas'ta orayı karıştırmak için onları gönderdi. Sonra olur mu? Orada bizim şeyimiz yok. O yerel birlikler dedi. Oysa Wagner de orada. Bir anlamda tabii ki benzer. Öncelikle böyle bir şeye, böyle bir örgütlenmeye ihtiyaç duyulması nedeni tek adam rejimini takip etmekle alakalı. Ama benzemeyen tarafı ise Wagner'le kıyaslandığında Sedat'ın çok daha zayıf bir örgütlenme olması ve dünyadaki etkinliğinin yani Wagner'le kıyaslanmayacak kadar küçük olması. Peki, programın sonuna gelmiş olduk. Ömer Murat, teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler.